Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı kaotik ortamda bir tepki olarak ortaya çıkan sürrealizm akımı, farklı sanat disiplinlerinde olduğu gibi sinemayı da derinden etkilemiştir. Sizlere bu hafta başarılı olmuş sürrealist filmlerden bir liste derledik. Küçük Otik. Çek yönetmen Jan Švankmajer'in bir masaldan sinemaya uyarladığı Küçük Otik, insanoğlunun doğanın dengesini bozması sonucu uğradığı yıkımı resmeder. Çocuğu olmayan Bozena'nın anne olma saplantısı üzerine kurulu olan yapımda, eşi ağaç kökünden bir heykel yontarak genç kadına hediye eder. Bozena'nın gerçek çocuğu yerine koyduğu bu ağaç bebek zamanla canlanır ve bir canavara dönüşür. Küçük Otik listemizin 10. sırasında yer alıyor. Kaynak. Unutulmaz sürrealist filmler listemizin 9 numarasında yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin üstlendiği Kaynak bulunuyor. Take this ring. It is a symbol of your pledge to find the elixir of immortality. Ölümsüzlük arayışında olan, farklı zaman dilimlerinden bir bilim insanı, bir kaşif ve bir rahibin yollarının kesişmesini hikayeleyen, tarih, din, bilim kurgu ve fantastik ögeleri başarılı bir şekilde harmanlayan filmin başrollerini Hugh Jackman ve Rachel Weisz paylaşıyor. All flesh decays. Death turns all to ash. Care. Tayfun Pirselim oğluna geçtiğimiz yıl Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülü kazandıran Kerr, babasının cenazesi için eskiden yaşadığı kasabaya dönen genç bir adamın şahit olduğu bir cinayet sonrasında kasabada sıkışıp kalmasını ve zamanla cinayetin baş şüphelisi haline evrilmesini öykülüyor. Her şey tekrar ediyor sadece. Kafkaesk bir anlatıya, karanlık bir mizaha sahip olan listemizin 8. sırasındaki filmde Erdem Şen Ocak, Rıza Akın ve Jale Arıkan başrollerde yer alıyor. Hiçbir şey anlamıyorum ya, hiçbir şey. The post-apocalyptic town of Chilu. Peaceful, helpful. Şarküteri. Post-apokaliptik bir atmosfere sahip olan şarküteri de dünyada kıtlık baş göstermiş ve artık paranın yerini takas almıştır. İşsiz kalan bir palyaço da kasap çırağı olur. Ancak dükkanda satılan et hayvan değil, insan etidir. Listemizin 7 numarasında bulunan filmin yönetmenliğini ise Jean-Pierre Jeunet ve Marc Caro üstleniyor. Medea. İtalyan usta yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin meşhur Yunan tragedyasından sinemaya uyarladığı Medea'nın başrollerinde Maria Callas ve Massimo Girotti yer alıyor. Amcasının babasından ele geçirdiği krallığı geri kazanmak için Giasso'nun güçlü büyücü Medea'nın koruduğu altın posta alması gerekir. Birbirine aşık olan ikilinin ilişkisi bir intikam hikayesine evrilir. Büyük bir bölümü Kapadokya'da çekilen bu gerçeküstü yapım listemizde 6. sırada. Kutsal Motorlar. Unutulmaz sürrealist filmler listemizin 5 numarasında Denis Levan, Eva Mendes, Kylie Minogue gibi isimleri kadrosunda barındıran Kutsal Motorlar yer alıyor. Geçen yıl çektiği Anet filmiyle Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanan Leo Skaggs imzalı yapımda, zengin bir iş adamının her gün birbirinden farklı insanların kılığına girmesi hikayeleniyor. Razorhead. Bir gecelik ilişkisinden mutant bir çocuğu olan Henry, istemeden de olsa evlenmek zorunda kalır. Eşinin onları terk etmesinin ardından yaratığa benzer çocuğuyla baş başa kalan Henry'nin yaşadıklarına odaklanan, listemizin 4. sırasında yer alan kasvetli atmosfere sahip Razorhead'in yönetmen koltuğunda David Lynch oturuyor.
358-732 mean to you? This whole system of yours could be on fire and I couldn't even turn on a kitchen tap without filling out a 27... Brazil. Usta yönetmen Terry Gilliam'ın başyapıtlarından biri olan Brazil'in başrollerinde Jonathan Pryce, Kim Grist ve Robert De Niro yer alıyor. Uzak bir gelecekte geçen listemizin 3 numarası olan filmde sevmeyerek memurluk yapan Sam Lowry, işinden ve teknolojinin bunaltıcılığından uzaklaşmak için rüyalarına sığınır. Çünkü rüyalarında her daim onu bekleyen gizemli bir kadın vardır. Burjuvazinin gizli çekiciliği. Sürrealist sinemanın en önemli temsilcisi olan Louis Buñuel, Burjuvazinin Gizli Çekiciliği filminde seçkin insanların buluştukları bir yemekte modayı, politikayı ve güncel dedikoduları konuşmalarını ancak bir türlü yemeye başlayamamalarını hikayeliyor. Burjuvazinin Gizli Çekiciliği listemizde ikinci sırada. Narın Rengi. Unutulmaz sürrealist filmler listemizin bir numarası Narın Rengi. Gürcistanlı Ermeni sinemacı Sergey Parajanov imzasını taşıyan 1969 tarihli film, 18. yüzyılda yaşamış olan Ermeni halk şairi Sayat Nova'nın yaşamını metaforlarla ve sembolik ögelerle resmediyor. Bir şairin hayatının görsel bir şair tarafından şiirsel bir dille anlatıldığı Narın Rengi listemizde bir numara.